Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, standımıza ziyaretler devam ediyor. Fuarımıza Türk şirketlerinden çok fazla ilgi var maşallah. Türk firmalarından Hacı Nuri Bey de bizim standımızı ziyaret etti. İsterseniz kendisini tanıtmasını, firmasıyla ilgili bilgiler vermesini isterim. Hacı Bey sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Nuri Cengiz Çevik. Şirketin Filizli Ticaret Limited şirketi. Biz de Erbil'e, Irak'a geneline ihracat yapıyoruz. Yıllık 2-3 milyon dolar bir ihracatımız var. Ağırlıkta ne tür ürünler ihraç ediyorsunuz? PVC profil, aksesuar, makina, çelik kapı, iç kapı. Peki Irak yakınındaki ülkeler sizden daha çok neyi talep ediyor? Hangi ürünler burada rağbet görüyor? İşte PVC sektörü yeni bir sektör. Onları alıştırıyoruz. İyi bir sektör. Yani buralarda piyasa iyi oluştu. Çelik kapıya da ağırlık vermeye başladık buralara. Gördükçe alıyorlar zaten. Yani yenilik ne varsa kullanmaya çalışıyorlar artık. Burada bir Çin faktörü var. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi o yavaş yavaş ortadan kalktı zaten. Artık kimse Çin mallarına rağbet etmiyor. Türk firmasına çok rağbet var. Tabii bizim Türk firmaları da artık biraz Çin kalitesine kaçmaya başladılar. Yani ama iyi mal yapan, kaliteli mal yapan her zaman kazanıyor burada. Uzun sürede, uzun zamanda faydasını görecektir. Yani kendisine geri dönülecektir yani o anlamda. Irak artık kaliteli malları tercih ediyor diyebilir miyiz? Evet. Daha öncesinde her şey geliyordu. Evet, daha çok ucuz mallara rağbet vardı ama artık onlar yavaş yavaş ayıklandı. Kaliteli, gerçekten malın değerini veren esnaflar da var yani burada. Artık kaliteli malzemeyi çok istiyorlar artık. Peki dış ticaret firması olan biri olarak sizin yaşadığınız zorluk ya da sıkıntılar var mı ülkeler arasında ya da ticaret arasında? Var, şöyle şimdi biz de tedarikçi firma olarak mesela bizim ürettiğimiz bir malzeme yok. Biz sadece Türk firmalarında malı toplayıp bu Orta Doğu'nun tamamına gönderiyorum. Ben mesela Irak'a, Ürdün'e, Suriye'ye, Lübnan'a mal veren bir firmayım son 10 yıldır. Ancak şöyle bir şey gelişti, artık Türk firmaları geldi buralarda açık hesap mal vermeye başladılar. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada teminat yok, ipotek yok, çek yok, senet yok. Biz de mecburen onlara uyup biz de açık vermeye başlıyoruz. Onun için de biz de bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Paramız batıyor. Bu risk değil mi? Risktir ama başka alternatif yok. Bizim Türk firmaları sağ olsun artık önüne gelen gelip malı bırakıyor. Satın parayı gönderin diyor. Yani bu en büyük handikap bu olmuş bu ara. Peki burada yapılması gerekenler nelerdir? Şu, alınması gereken önlemler vardır herhalde. Tabii ki vardır. Şöyle ki mesela bence daha çok sağlam olan insanları tercih etmeliler. Artı dış ticaret firmalarına verip en azından aracı kullanabilirler. Aracıyı kullanıyorlar, sonra mesela daha fazla tamah edip gelip kendileri direkt firmalara veriyorlar. Aracının karı kalmıyor ortada. Karı kalmayınca da tedarikçi ne yapsın yani? O anlamda yapacak bir şey yok. Aslında biz Türk firmaları aslında onların garantörüyüz. Çekini, parasını, ipoteğini, senedini, mektubunu zaten Türkiye'de veriyoruz. Bir sıkıntısı yok ki. Ama ona rağmen kendileri gelip, firma sahipleri gelip burada mal dağıtıyorlar. Yani nasıl dağıtıyorlar, neye istinaden dağıtıyorlar onu da bilmiyorum. Onda şu sıkıntısı olmaya başladı yavaş yavaş. Çoğu para batırıyor artık. Önüne gelen parası batıyor. Yani insanları tanımadıkları için rastgele gelip veriyorlar. Hem bizim ekmeğimize mani oluyorlar, hem piyasayı öldürüyorlar, hem de ihracatı sekteye uğratıyorlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki bu ürün sevkiyatında sorun yaşıyor musunuz bu ülkeler arasında? Özellikle gümrük kapılarının yoğun olduğu söyleniyor. Doğru. Şimdi bu son SGS belgesi gerçekten hepimizi çok mağdur etti. Yani günlerce tırlarımız sınırda bekliyor. Bazı malları göndermemeye başladık. Yani ben mesela saç üreticisiyim. Kendim saç üretiyorum. Saçın üretimi SGS'ye girdiği için 1,5 aydır ben SGS belgesi alamıyorum. Bu da neticede ihracata yansıyor. Yani çoğumuz alüminyumu, saçı göndermemeye başladık. Yani karından da vazgeçtik. Malzemeyi de göndermeden vazgeçtik. Bu da ihracatı büyük ölçüde etkiliyor. Yani en azından SGS belgesini biraz çabuk verseler, biraz çabuklaştırsalar insanlara biraz daha zaman kazanırlar. İlgilenecek kimse yok. Türkiye'de iki firmaya verilmiş. Evet. İki firmada da muhatap bulamıyorsun. Ancak internet üzerinden e-mail göndereceksin ki sana cevap gelsin. Yani en büyük handikap şu anda SGS belgesidir. Peki onun dışındaki ürünleri gönderirken sevkiyat sonrasında kapılarda kuyruklar olduğu, günlerce beklendiği söyleniyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Doğrudur. O arada bir oluyor ama o çok çabuk atlatılıyor. Ama bu SGS belgesi
gerçekten milleti çok mağdur etmiş yani. Çoğu firmayı durdurma noktasına getirmiş yani. Birçok firmanın sıkıntısı bu dediğiniz gibi. Koskoca Türkiye'de iki firmaya verilmiş olması işin tıkandığının göstergesi zaten. En büyük handikapı, samimi söylüyorum, o SGS programına giren malzemelerin listesindeki olan firmalar. Yani çoğu durdurmak zorunda kalmış şu anda fabrikalarını. Ya ülkemiz açısından da ihracatı baltalamaktır değil mi? Kesinlikle yani, ben en azından benim gibi küçük esnaflar bile, ben ayda 4-5 tır saç gönderen bir adam olarak gönderemiyorum 1,5 aydır. Yani bunu artık yüzlere binlere çarptığınız zaman düşünün siz ne kadar para tutarım. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Peki Mehmet Bey, fuarı gezdiniz mi? Fuarda ne tür ürünleri beğendiniz? Eksikler var mı? Şu olsa daha iyi olur diyeceğiniz bir durum var mı? Yo, fuar gayet güzel. Mobilya fuarı. Daha çok sandalye, mobilya, perde fuarı. İyi, gayet güzel. Yaklaşım da güzel. Bu Erbil halkının, bak, yoğun olması Erbil halkının ne kadar artık bu tür şeylere duyarlı olduğu, eğitimli olduğunu da gösteriyor. Yani sınıf atladığının bir örneğidir bu aslında. Yani biz de her yaş sınıfından insanlar geziyor. Kesinlikle, mesela dünyada bir sürü fuara gidiyoruz. Gerçekten iyi bir potansiyel burası. Ve bu potansiyel de daha yıllarca devam edecek gibi geliyor. Çünkü yeniden inşa edilen bir yer, sıfırdan. Onun için her şeye ihtiyaç var. Ama şunu özellikle söyleyeyim, bizim Türk firmalarının özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Kaliteli mal versinler, ya bir seferliğine mal satmasınlar, uzun vadeli düşünsünler, insanları kandırmasınlar. Sonra biz Türk vatandaşı olarak savunmaz durumda kalıyoruz. İstirham ediyorum, Türk firmalara bir şeyi satıyorsa uzun vadede satsın. Yani bir seferlik mal satıyorum diye bakmasın bu insanlara. Kimseyi de kandırmasınlar. Türk malının kaliteli olduğu söyleniyor. Bu imajı sarsmamak lazım değil mi? Kesinlikle, kesinlikle birkaç ülkede denk geldim. İstisna da olsa birkaç firmanın yaptığı yanlış hepimize yansıyor. Bizi de çok üzüyor yani. Gerçekten bu birkaç ülkede başımıza geldi. İnsanı gerçekten üzüyor yani. Yani para kazanılacaksa da, ihracat yapılacaksa da düzgün yapılsın ki insanların yanındaki Türk imajı bozulmasın. İstirhamımız budur Türk firmalarımızda.